20 Temmuz'da Suruç saldırısı olduğunda bütün siyasi parti genel başkanlarına hitaben demiştim ki gelin bir ortak deklarasyonda buluşalım ve DAEŞ terörüne, PKK terörüne olabilecek bütün terörlere karşı ortak bir metin çıkaralım. Teşekkür ediyorum. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu buna olumlu cevap verdi. Sayın Bahçeli başka bir değerlendirme yaptı ama HDP kesinlikle buna yaklaşmadığını ifade etti. Şimdi sizlerin buradaki mevcudiyetiyle biz bu mesajı aldık. Ben hazırım. Siz nasıl 8 kuruluş bir araya gelmişseniz ve ortak bir tavırda bütün bu terör örgütlerini lanetleme konusunda milletin sesi olmuşsanız, bizler de siyasi liderler olarak bunu yapmalıyız. Ben buna hazır olduğumu bir kez daha sizin huzurunuzda ilan ediyorum. Yine siz buradaki mevcudiyetinizle uluslararası camiaya mesaj veriyorsunuz ve diyorsunuz ki kimse Türkiye üzerinde yanlış hesap yapmasın. Türkiye'yi kaosa sürükleyeceği gibi bir vehme kapılmasın. Türkiye'yi kaosa sürükleyen kim olursa olsun 78 milyon ve onun sivil toplum kuruluşu temsilci olarak biz dimdik ayaktayız diyorsunuz. Allah razı olsun. Yine uluslararası camiaya bu süre içinde Sayın Cumhurbaşkanımızla bir iş bölümü içinde bütün liderleri aradık. Arayanlara döndük. Ve siz buradaki mevcudiyetinizle oradaki bize destek veren ülkelere, kuruluşlara da bu desteğe teşekkür beyanında bulunuyorsunuz. Fakat en önemli mesajınız kimedir biliyor musunuz? Bütün bu mücadelede şehit düşen kardeşlerimizin ailelerinedir. Sizler burada. O evlerinde ensesinden şehit edilen polislerimizedir. Eşinin yanında katledilen binbaşımızın aileleri nedir? Eşinedir, ailesinedir. Babasını telefonla arayarak babacığım derken katledilen askerimizin babasınadır. Ve siz onlara diyorsunuz ki buradaki mevcudiyetinizde. Ve biz de diyoruz ki hep beraber. Sizin evlatlarınız bizim evlatlarımızdır. Sizin yüreğinize düşen acı bizim acımızdır. Allah bu millete bir daha şehit verme fedakarlığı yapmak yapacak şartlar getirmesin. Ama biliyoruz ki sizler ve bizler gerektiğinde bu vatan için, bu vatanın birliği için, bu milletin huzuru için, gelecek nesillerin geleceğinin parlak olması için evlatlarımızı da kendimizi de feda etmeye hazırız. Bu fedakarlığı da dünya alem bilmelidir.